Kiminin daha doğmadan sosyal medya hesabı var. Kimi ise hayatının her anını kayıt altında geçiriyor. Sosyal medya ebeveynleri çocuklarını adeta sanal ortamda büyütüyor. Peki bu durum çocukları nasıl etkiliyor? İşte bunun cevabı haberimizde. Doğar doğmaz kameralarla tanışıyorlar. İlk adımlarından ilk hecelerine kadar her şeyleri kayıt altında. Onlar sosyal medya ebeveynlerinin çocukları. Çocukları paylaşıyorum. Evde yaptığım yemekleri paylaşıyorum. Paylaşıyorum genelde anne olarak. Herkes bakıyorum paylaşıyor. Ben de paylaşıyorum açıkçası. Kimi anı olsun diye, kimi ise herkes paylaştığı için paylaşıyor. Peki çocuklar bu durumdan nasıl etkileniyor? Model oluyorlar çocuklarına. Çünkü çocuk da ileride hem buna malzeme oluyor bir taraftan, hem de gerçekten onay almak ve dikkat çekmek için böyle bir şeyin gerekli olduğunu fikrine kapılıp o da ileride bu şekilde davranabilir veya gelecekte çok çok farklı sorunlarla karşısına çıkabilir. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar çocuğun güvenliği açısından da zararlı. Kıyafetlerine dikkat ediyorum. Hani özellikle kız çocuğum olduğu için bezi ve hani bacaklarının çok gözükmemesine dikkat ediyorum. Yani sadece kendi aile yakınlarımın görmesini istiyorum. Fazla açıksa açık olmamasına dikkat ediyoruz. Kendi sadece tanıdığım arkadaşlarımı etiketliyorum, o kadar. Sosyal medyayı sadece arkadaşlarımız değil, suç örgütleri, terör örgütleri, pedofililer, tecavüzcüler de takip ediyor. Ebeveynler ölçüsüz bir şekilde çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyaya koyduğunda bu gibi kötü niyetli, özellikle çocuklar bakımından pedofili eğilimli kişilere de yol açıyorlar. Üstelik çocuğun yüzünü emoji ile kapatmak da onları korumak için yeterli değil. Vücudunun diğer yerleri ortaya çıktıktan sonra, göründükten sonra sadece emoji ile vücudunu kapatmak aileyi kurtarmaz. Çünkü söz konusu fotoğrafın kime ait olduğu belli. Hangi çocuğa ait olduğu belli. Uzmanlara göre ebeveynler çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyaya yüklerken durup tekrar düşünmeli. Manevi zarara uğrayan çocuklar ilerleyen süreçte ailelerine dava açabilirler.